Survivor mülakatına geldik. Evet. İlk mülakatım. Yanımda yine Simoş var ekibimizden. Ekibimizden yalnız. Evet. Bu senenin Survivor benim arkadaşlar. Biz şimdi mülakata gidiyoruz. Artık çıkışta bir daha çekeriz. Görüşürüz. Bana böyle bir form verdiler. Tabii içeri göstermeyeceğim ama minik bir heyecan değildi. Ne derler? Sabırsızlık var. Onda heyecan var. Bende heyecan yok. Bende sabırsızlık var. Bir önce bizi de gitsek. Niyeyse bu sefer heyecanlandım çünkü tuhaf tuhaf sorular sordular bu sefer. Gerçekten. Merhaba, şöyle göstereyim. Kaskım, montum ve ben Simoş'umla beraber Survivor mülakatına geldik. Gel bir yandan yürüyelim Simoş. İlk mülakat bugün. Bakalım bu sene ne olacak? Biliyorsunuz daha önceki senelerde de başvurmuştuk. Belki bu sene o senedir. Bu senenin Survivor belki. Ben olurum. Göreceğiz. İnşallah, bakacağız. Bana şans dileyin. Şöyle bir köşe bulduk, kendimize oturuyoruz. Bana böyle bir form verdiler. Tabii içerini göstermeyeceğim ama herhalde bir saat falan bekleyeceğiz. 60 kişi var. Listenin sonunda da ben varım. Bakalım, bekliyoruz. Bir çay kahve içeceğiz o sırada. Arkadaşlar son grup girdi. Şimdi ben gideceğim görüşmeye. Böyle minik bir heyecan değildi. Ne derler? Sabırsızlık var. Onda heyecan var. Bende heyecan yok. Bende sabırsızlık var. Bir önce biz de gitsek. Çünkü bu aşamayı daha önce 3 defa geçtim. Bu sene artık bu aşamada takılırsam Elin ayağının titremesi lazım heyecandan. Ne kadar sakinsin ya. Yani. Biz alıştık anacım böyle şeylere. Yapacak bir şey değil. Hadi bana iyi şanslar diliyorum bir kere. Evet, ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar mülakatı bitirdik ama ben de bitirdim. Niyeyse bu sefer heyecanlandım çünkü tuhaf tuhaf sorular sordular bu sefer. Gerçekten. Ararlarsa bir hafta içerisinde arayacaklarmış beni. Bekleyeceğiz. Arayacaklar. Öyle. Simoş benden daha çok heyecanlandı ama. Ya ben ama. Öldüm dirildim yemin ediyorum. Çok heyecanlandım. Ben girene kadar iyiydim. Girdikten sonra da bir iyiydim de bugün böyle oldu. Neyse güzel geçti ama. Bakalım bekliyoruz. Artık devamı gelirse videolarda göreceksiniz. Hemen ufak bir not düşeyim arkadaşlar. Videonun kalanını evde tamamlıyorum. Çünkü bu süreç devam etseydi ben 2-3 mülakatın sürecini birleştirip çekmeyi planlıyordum. Dolayısıyla ufak tefek görüntüler aldım. Fakat dediğim gibi pandemiden dolayı bütün mülakatlar iptal oldu. Dolayısıyla elimdeki videoyu paylaşmak istedim. Kalan kısmı da böyle evde kendim çekerek tamamlamış oldum. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoya geri dönüyoruz. Yani süreci özetlemek gerekirse arkadaşlar açıkçası birkaç katmandan oluşan bir süreç. Önceki yıllardan da tecrübem olduğu için çok rahat söyleyebilirim. Ben bu sene 4. başvurum, öyle söyleyeyim. Survivor işi bende takıntı, gene başvuracağım. Hatta ben bu YouTube kanalında Survivor için açtım. Gerçi yapmayı istiyordum zaten ama o vesile oldu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla seneye bir daha başvuracağım. Hani hemen böyle enseyi karartmak yok. O iş bende çünkü dediğim gibi takıntı halinde. Belki seçiliriz de bilmiyorum çünkü bundan sonraki süreci nasıl olacağıyla alakalı bize bilgilendirilme yapılmadı. Tek söylenen şu, pandemiden dolayı, bunu da internetten yayınladılar, bizi arayıp bir şey söylemediler yani. Pandemiden dolayı bütün mülakatların kaldırıldığı, videolu başvuruların yapılacağı, bundan sonraki sürecin böyle işleneceği söylendi. Biz de mülakata gittik diye açıkçası ben bir daha video çekmedim. Dolayısıyla hani bir daha herhangi bir başvuru da yapmış olmadım. Ya kendi kendime eğlendim gibi düşünüyorum. Süreç doldu çünkü bana söyledikleri. Arayan soran da olmadı. Bunu hatta dediğim gibi birkaç tane video halinde çekmeyi planlıyorduk bu mülakat süreçlerini. Dolayısıyla kalanını buradan tamamlıyoruz. Bir de şöyle ufak bir dipnot geçeyim. Bu süreçle alakalı şu seviyede, bu pandemi durumunda vesaire falan farklı tabii ki de. Önceki senelerden de bildiğim. Mesela birinci aşamada insanları aramıyorsunuz. Olumsuz olduğunda okey, çok kalabalık, çok yüklü bir başvuru talep var. Bunda tamamız. İkinci aşamada da aramıyorsun. Üçte de aramıyorsun. Ya benim Acun'la görüşen arkadaşım var. Burada ona da selam olsun. Şimdi onu söylemeyeyim. Hala belki devam ediyordur onun süreci. Çocuğu aramadılar bile. Yani son 50 kişiye falan 100 kişiye kaldı çocuk. Olumsuz olduğunda geçen sene aramadılar bile. Yani bu insanları üzüyor birazcık. Yani çok hevesleniyorlar, çok kafada plan kuruyorlar, çok odaklanan arkadaşım var. Ben de 4 yıldır istiyorum tabii ki ama böyle de bir dipnot vermek istiyorum. Çünkü insanlar ona göre bir sürü psikolojik süreçten geçiyor kendi içinde. O yüzden bir mesajı çok görmeyin. Bu arada şöyle bir olay da yaşadık. Ben nasıl söyleyeyim, bu mülakat süreci devam ederken birkaç tane sayfa benim mülakata gittiğimi görüp büyük küçük birkaç tane sayfa paylaşmış. Hatta bir tanesini bulabilirsem şuraya şeyi koyacağım. Ekran görüntüsünü koyacağım. Görkem Kaplan Survivor'da diye ve benim o gün DM kutum taştı. Sürekli mesaj aldım. Bütün arkadaşlarım yazdı falan. O bile çok keyifli bir süreçti ama Survivor benim için bir PR veya reklam gücünden ziyade takıntı, gidip orada kendimi denemek istiyorum. Tabii ki PR işi oluyor. Yani gelen bir kitle oluyor sana. Popülerliğin artıyor vesaire falan ama
Bunun haricinde ben orada gidip kendimi sınamayı çok istiyorum. O kısmı yani benim için ekstra, öyle söyleyeyim. Ama o küçük yanılgıda bile ben hemen story attım zaten. Dedim arkadaşlar böyle bir şey yok. Sadece mülakata gittim diye paylaşmışlar. Sayfanın admine de yazdım. Buradan ona da selam olsun. Öyle bir durumda olmuştu. Ama o bile keyifliydi. Neyse bu sene olmadı. Seneye neden olmasın diyoruz. Belki ararlar, onu da bilmiyoruz ama zannetmiyorum. Şuradan kanalıma, bak tam olarak şuradan kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.